üstüme güzel bir şey giyeyim. Ben de üstüme partide giyecek bir şey seçeyim. Hayır, ben size. I'll dance, dance, dance with my head and under the moon. Ne alaka yani? Ben kara tenli olduğum için çok uyumadım. Bu? Yok ya, çok fosforik. Üstelik göbek gösteriyor. Göbek gösterenlerde... Göbek gösterenlerde ınlıklar gibi şey olduğum gözüküyor. Bunu beğendim. Bir de Güney Elbise tarafından gidip bunu giymek istiyorum. Yok ya. Hiçbir şey beğenemedim ya. Üf ya, partiye nasıl gideceğim? İşte duydunuz mu? Neyi? Elin partiyi. Ne? Hemen annemize bunu şöyle yemeyiz. Şunu bir yak şimdi. Neden boş duyduk? Aman bilmiyorum. Neyse şunu da yak gitsin. Şu an top yiyiz zaten. Ha, top yiyiz. Anne, parti diye bir şey duydum. Evet, hadi parti seç. Hadi şey seçin. Ben de yiyeyim. Ben de. Siz de pijamalısınız. Üstelik sen. Üstelik yani Kerem. Neden? Neden bezlesin? Üf, tamam. Neyse. Hadi birini de isteyeyim. Üf ya, çok kararsız kaldım. Asla bu var. Aa, bu çok yakışıklı mı? Bu bana çok yakışıklıyor. Yok ya, daha çılgın bir şeyle gitmeliyim. Üf, ben yapamayacağım galiba. Çekil buradan. Anne lolu rolünü ben üstlenirim. Ben daha güzel yaparım. Asko. Nereden çıktı bir kere? Ben daha güzel yaparım işte. Kırmızı kıyafet seçip almıyor. Ece'nin beğenmediği. Ece bunu beğenmiyormuş. Ben sordum. Şimdi seninle ben geldim Asko. Hayır, sen çok gençsin. Aa, doğru. Bu kadar geç sen olmaz. Neyse, Ece'ye bırakalım. Evet, sen suratsız bir şeysin. Şöyle. Ya ama bu da kara tenli. Aa, bu kefe çok güzel. Bunu hemen sevmediğim biriyle kıyaslamalıyım. Özleyin mi kıyafetini yapmasından? Benim çok kadar bir kıyafetim var. Neyse, suratsız anne olsun. Bunu suratsız diyeyim aslında. Çocuklar. Bir gelin. Anne, tamam geldik. Sadece birisi gelsin, zevki güzel olan. Ben kış kıyafetliğimden annemem. Ben anneyim. Ben de anneyim. Ece anlıyor. Ne? Hadi görüşürüz aşko. Bak, ben daha güzel değilim. Evet anneciğim. Bak, bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Next, hiçbirini beğenmedim. Doğru diyorsun tatlım ya, amandı. Bu güzel mi? Yok ya, sen yakışmadın. Senin de kadar zayıf olduğunu belli ediyor. Peki bu? Evet, çok güzel. Ya da beğenmedim. Benim kıyafetim çok kötü. Acaba kıyafetçiye gideyim. Doğru fikir. Çocuklar, partiden önce kıyafetçiye gidiyoruz. Yes. Hadi o zaman giyinin bakalım. Partide giyeceğiniz kıyafeti seçin.
Ben herhalde bununla gidemem, izin vermezsin. Kesinlikle izin vermem. Aklından bile geçirme. Ya. Ver bakalım şunu. Emziğimi koyabilir miyim? Tabii tabii kalsın. Fark ettim zannedeceğim. Sen mi bunu geç? Şu an daha çok yakışıyor bana mı? Bakayım. İkinize de çok yakışıyor anneciğim. Sen daha çektik işte. Tamam. Sen bakalım. Bitti bu bana yakıştı mı? Çok yakıştı annecim. Bir de bu da var. Az önceki daha çok yakıştı. Tamam. Yani benim bir zaten iki tane şeyim var. Bu mu? Bu mu? Bollu. Hepimiz bollu bollu giydirmek istedim bugün. Ben de bollu bollu bir şey seçeceğim kendim abi Medan. Aşağılamaya çok gidiyoruz değil mi? Hadi kendin bir tane oyuncak seçin. Ben şunu seçeceğim. Ben bunu seçeceğim. Tamam. Ben bunu seçeceğim. Tamam seç. Hadi gideyim. Hadi gelin çocuklar. Beni ne güzel almadın? Hadi şimdi parçalayalım. Tamam o zaman hiçbiriniz kucağınızı almayayım. Yavrum ses çıkartmayın ha. Bunun ne? Bir tane laf atıyor. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Siz burada kalın, sadece Ece'yi alacağım. Zevki çok güzel. Siz burada oynayın. Üf, gıcık ya. Zevki bir de güzelmiş. Bir bakalım siz de onunla oynayın. Hay. Mişimin Ece'yi oynayacağım. O sadece benimle oynayın. Yardım anne. Onlar gülümünü sütasın. Artık benim orada. Kardeşim. Arkadaşlar daha çok mavi oldu, bakar mısınız? Top kafasının, top beyninin içine girer. Ben oyuncağım. Ben ne bilmiyorum. Tamam yine ki sen aymayı bırak. Ama ben kimiyim ki? Anneciğim anneciğim anneciğim. Elini uzat bana. Ben de düştüm. Nefes alamaz, alamam tatlım. Anne. Tamam. Birazcık daha parlamam için.
başka bir şey yiyeyim ben. Al şu yemişi. Neler? Neler şuna? Neyse boş verelim o aşk Tom. Sen benim en büyük aşk komşum. Ana bu bomboşmuş. Gel şunu meyve suyu içeyim. Ve şakacıktan ona suyu açacağım. Dedi çok güzelmiş Ece. Ben de içeyim. Tanrıki gibi ses çıkartmayın. Böyle ses çıkartmayın beni. Aynı şey olmuş. Çok güzel. Bu kadar yeter. Tamam aşkım. Sen çok tatlısın. Sen kıyafet giydirmeye çalışacağım. Bu benim eşeğim kıyafetim biliyor musun? Ben sana giydirmeye çalışacağım. Çünkü ben bu kıyafeti bayılıyorum. Başka bir şey giydemem. Sadece sen giydiriyorum. Giydiremiyorum. Bunun ekleri çok uzun. Giydiremiyorum. Giydiremiyorum. Giydiremedim o efes. Ben giydirmeye çalışayım. Yok açım bir şeyi. Aman olsun. Ya şu şeyi gideyim şuna. Gidemiyorum. Hemşemi de çıkartacağım. Yaklaşık bir saat sonra, gece olursa tabii ki de bir saat sonra. Acaba annaş uyumuş muydu yoksa bir tane muydu? Ve dedikten sonra, aşklarım, o şeytani şeyi boş verin. O şeytani şey çok kötü. Gelin bunu birlikte oynayalım. Ben onu hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Ben hiç sevmiyorum. İğrenç. Bence de. Çok iğrenç. Evet ya, gıcık mıdır nedir abi? Yani neyse ben şuna bineceğim. Kışkırttıkta patlasın. Çatladı patlasın. Ve Allah katına uç. Anne. Kardeşim ben hala özür diyemedim. Sen bana özür diyemezsin. Ne iyi bekliyorsun? Ne? Sanki cevap vermeyeceğimi sanıyorum. Dışımdan şimdi izlemiyorum. Zaten bir dünyada geçtiğimizde beni sevmiyor. Değil mi düzemiyor? Ne bir şey yemiyor? Şunu psikopat dedi. Bari pijamamı ve de şapkamı giyeceğim. Annem bu ne? Uyumadan bu ne değil. Yoksa sabah çok kötü. Yağ yiyor yani şimdi de. Arkadaşlar tabii ki de bu yalan. Oyunda uydurdum yani. Neyse şunu takayım. Bir de şunu takayım. Artık uyuyabilirim. Gidiler öpücüğüm. Gitti öpücüğüm. Gitti öpücüğüm. Ya ya annem bana öpücük vermedin yiyemem. Gidip annemi yerine gideceğim. Dur. Ondan öpücük koyacağım. Ya da ben yapamayacağım. Gidip tuvaletimi yapacağım. Evet geçti ayda. Gıcık. Bu ev
yüzden kaçacağım ya. Niye benim bu yüzüm? Neyse şimdi üzümünüm. Şimdi ayımının makçı değil. Şimdi kapatmamış ya. Ben kapatayım bu ayı. Bu evde bir katkım olsun. Annem hep içini fırçaya daydı. Bir fırçayı. Bu kadar yeter. Oh. Neyse. Bakımımı yapamayacağım hiç. Torç mu yapayım? Yeter. Şimdi azıcık banyomu yapayım. Annem banyo yapmadan uyumadaydı. Ama bu yaşı öğrenmeli. Şampuanla yıkamasam ne oluyor ki? Annem zaten beni uyurken şampuanla yıkamıyor. Sadece temiz olmam için yıkıyor. Parti... Ama... Neyse. Bu kadar yeter. Şimdi şurada uyuyayım. Kendi yerimde. Lambamı açayım. Şimdi bakiye kaynatmaya çalışayım. Bu yine çıkacağım ki. Neyse, şimdi bakayım. Bir varmış, bir yokmuş. Ve okuduktan sonra. Aman ve okuduktan sonra. Ve bu kadarmış. Şüpheyebilir miyim ki? Bence şüpheyemem. Bunu da edeyim bari. Kendimi daha iyi hissedeyim. Ve annesi gelir. Kalk oradan. En çok hangisinden iğrendin? Şundan iğrendim. Noktayı sevmiyorum ama keşfin nasıl? O zaman bunu al. Ve git balkonda, git şurada uyu. Birisi sorarsa, hiç canım piknik yapmak istedi de. Al şu çantayı da, içinde bir şey yok ama adamlar var gibi sanır, tamam mı? Bunun içinde bir sürü yemek falan vardı, tamam mı? Sakın annem beni sokağa bıraktı, içinde de hiçbir şey yok falan deme, tamam mı? Tamam. Vay köpek geldim ya. Sus! Kapa çeneni. Bir daha hala konuşuyor. Ahlaksıza bak. Şunu kapatayım bari gelmesin. Yardım olunca ya. Yok. Bir de söylüyor ağla. Aa. Kaçma vakti.
Salaklık, sen buraya kim? Sessiz ol sana. Buraya topluyorum. Tamam. Benim evladım ona güzel bir zamanki davranıyorsa. Evet, bunun içinde de ben kamp yapmak isterim. Bunun içinde yemekler falan var. İşte, yoksa bomboş bu yaşı. O yüzden bunu bir iki biriz. Ya tamam, hadi gel. Gel, üşümüyorsun değil mi? Üşümüyorum. Ve birlikte mutlu mutlu vakitler geçirmiştiler. Oyun burada sona erdi. Bu son parttı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye.